Sokak ne diyor da bugün vatandaşlara? 10 Kasım sizin için neyi ifade ediyor? Atatürk şu an karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz diye sorduk. Türkiye'yi kurtaran, Osmanlı'nın kaybettiği toprakları günümüz topraklarına kavuşturan Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olarak anıyoruz. Büyük bir adamdı. Allah mekanını cennet etsin. Peki şu an Atatürk karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? CHP'nin başına geçmesini isterdim. Komple CHP'nin içindeki PKK'ları temizlemesini isterdim. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atamızın, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Kendisini rahmetle saygıyla anıyorum. Peki Atatürk karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Ülkemizin kurtuluşunda önderlik ettiği için ve cumhuriyetimizi kurduğu için çok teşekkür ederim. Net duygularımı iletirdim kendisine. Bizim Atatürk biliyorsunuz liderimiz, bizim cumhuriyetin kurucusu. Onun ölüm yıl dönümü, yani saygı duyuyoruz. Bizim iki liderimiz var biliyorsunuz. Biri Atatürk, biri Cumhurbaşkanımız, reisimiz. İkisine de saygı duyuyoruz. Zaten biliyorsunuz mecliste olsun iki liderimizin resmi var. Bir Atatürk'ün resmi var, bir Cumhurbaşkanımızın resmi var. İki reis. İkisi de Cumhurbaşkanımız dünya lideri. Atatürk de dünya lideri. Duygularımız tabii ki hissiyatımız, üzüntü duyuyoruz. Atatürk'ün yaşamasını isterdik. Bugünlere bizi getirdiği için ona minnettarız. Öyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Yani özgürlük verdi. Her şeyimiz rahat, ferah. Bunu da dile getirmek isterdim, bu kadar. Peki şu an Atatürk karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz kendisine? Tabii ki böyle güzel bir Türkiye Cumhuriyeti bizi kurdu, bize böyle özgürlük verdiği için, her şeyde bizim rahat olmamızı sağladığı için ona şükranlarımı iletmek isterdim, minnet duyduğumu söylemek isterdim, bu kadar. 10 Kasım'ı bütün Türk halkı kutlamak zorunda. Mecburiyet. Onsuz olmaz. Atatürksüz yaşayamayız. Atatürk'ü çok seviyoruz ve Atatürk'ün her zaman ilkelerinden gideceğiz ve ilkelerini takip edeceğiz. Peki şu an Atatürk karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Elin ayağını öperdim. Aynen. Ve aynen ben de. İyi ki varsınız derdim. İyi ki bizim atamızsın. Yani bizi, bu ülkeyi kurtardın derdim. Her şeyi söylerdim ona. Hep pozitif ama. Negatif hiçbir şey söylemezdim. Çünkü Atatürk'ün negatif hiçbir şeyi yok. Her şeyi bu ülke için yapmıştır. İyi ki de yaptı. Yas ilan edilmesi lazım ya. Öyle düşünüyorum. Peki Atatürk şu an karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz kendisine? Bizi kurtar demek isterdim. Atatürk şu an karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz kendisine? Şu andaki ülkenin durumuna göre çok şey söylemek isterdim. Fakat yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor yine. Zaten Atatürk'ün miras bıraktığı çoğu şeylerin bu duruma gelmesini asla istemezdi. İnşallah kemikleri sızlamıyordur. Öyle diyelim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadan ahirete göçüşünün yıl dönümü. 1938. 57 yaşında Hakk'a yürüyen ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarını bugün bize kazandıran ve kazanımında bir lider olarak, gerçek bir dünya lideri olarak ömrünü vatanına adayan bir devlet adamı, bir millet adamı, bir ulus adamı. Peki şu an Atatürk karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz kendisine? Çok zor bir soru ama şöyle derdim. Yani yüzüm yok ona karşı da, yani söyleyecek sözüm de yok utancımdan. Atam, senin ulusuna, gençliğe hitabendeki hitabetlere uyamadık, yapamadık. Özür dilerim derdim. Peki Atatürk şu an karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz kendisine? Utancımdan çok bir şey söyleyemezdim. Yani utanıp susardım sadece. Anladım. Neden utanıyorsunuz peki? Yani 1920'lerde Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış 10 milyonluk bir ülkede bir sürü borca rağmen yaptıkları karşısında üstünden 70-80 yıl geçmiş olmasına rağmen çok bir şey değişmemiş gibi. Dolayısıyla suskun kalırdım, utanırdım herhalde.